Sayın Öztürk. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. Bugün Denizli Valiliği acil bir durum olarak Kale ilçemizde infiale sebep olan iğrenç bir olayla ilgili sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren, medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri ve bu gibi yayınların yasaklanmasına sulh ceza hakimliğinden karar aldırmıştır. 20 bin nüfuslu bir ilçede emniyet kayıtlarına göre 1382 Suriyelinin yaşadığı söylenmektedir. 14 yaşlarında kısmen zihinsel engelli bir kız çocuğumuza uyuşturucu madde verilerek 10 veya 13 Suriyeli tarafından cinsel istismar ve tecavüz ettiği iddiaları sebebiyle halen bu saatte Kale Adliyesi ve Emniyeti önünde vatandaşlarımız infial halindedir. Bu hadisenin örtbas edilmemesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sayın Öztürk, Sayın Öztürk'ün mikrofonu açalım değerli arkadaşlar. Sayın Öztürk'ün anlattığı konu önemli. Ondan sonra komisyona söz vereceğim. Değerli arkadaşlar, Sayın Öztürk'ün sesini açalım. Sözlerime kaldığım yerden devam edeyim. Bu hadisenin örtbas edilmemesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Vatandaşımız ilçemizde Suriyeli istememektedir. İçişleri Bakanlığı yetkililerini göreve çağırıyorum. Toplumumuzun sosyolojik yapısını, kültürel yapısını, ahlaki yapısının bozulmasına müsaade etmemeliyiz. Bu göç dalgası 10 sene sonra Türk milletinin başına bela olacaktır. Kale ilçemizde 30 Suriyeli ailenin başka bir ilçeye tahliye edildiği söylenmektedir. Tahliye edeceğiniz Suriyelileri ülkelerine gönderiniz. Denizli Suriye'nin bir vilayeti değil, tahliye ettiğiniz diğer ilçelerimiz de Suriye'nin bir ilçesi değildir. Teşekkür ederim.